Kedi, köpek gibi hayvanların dişleri sivridir. Çok güzel yaralayabilir, kanamaya sebep olabilir, tehlikelidir. Bir de ağız içlerinde mikrop fazladır. O yüzden enfeksiyon riski düşünülmelidir. Ne yapmamız gerekiyor? Eğer kedi, köpek gibi hayvanlar hafif bir ısırıksa, bu tırmalama olabilir, bir ısırık olabilir. Aklımıza mutlaka kuduz gelmeli. Tetanoz, yaradan dolayı tetanoz ve hayvanın ağzındaki mikroplardan, hayvanda olabileceğinden dolayı kuduz mikrobunu asla unutmamanız gerekiyor. O nedenle ufacık bir ısırık, bir çizgi bile olsa, çizik bile olsa mutlaka kuduz aşısı yönünden doktora yönlendirmeniz gerekir. Bunun dışında hafif bir ısırıksa, öncelikle oradaki mikrobu yok etmek için sabunlu sudan faydalanabiliriz. 5 dakika boyunca sabunlu suyla o bölgeyi yıkayabiliriz. Sabunun faydası nedir? Oradaki mikropları kayganlaştırıcı etkisinden dolayı uzaklaştırır. 5 dakika sabunlu su. Ama ciddi bir kanamaysa, dediğim gibi dişleri sivriydi, kocaman bir parçaladı, yara oluştu, kanama söz konusu. Artık bu durumda kanama mı, enfeksiyon mu? Tabii ki kanama daha önemli. O nedenle ilk önceliğimiz kanamayı durdurmak olacaktır ki bir bez bastırın. Durmadı ikinci bir bez, durmadı mutlaka sarın ve de kalp seviyesinden yukarıya tutup eğer yine durmadıysa basın noktasından basınızı yapın ve mutlaka 112'yi arayın ya da sizin imkanınız varsa götürebilirsiniz.